Birisi kafasından vurulduğunda ne olduğunu bilirsiniz. Ölür. Görünüşte evet, kafadan vurulmak ölümcül bir hadisedir. Ama bir mermi birisinin kafasına girdiğinde tahmin edebileceğinizden çok daha fazla şey olur. Bir tabanca veya tüfekten ateşlenen mermi yivli bir namludan geçer. Yivli bir namluda merminin dönmesine neden olan oluklar bulunur. Bu dönen mermi kafatasına girdiğinde dönme hareketi kafatası dokusunu dışarıya doğru fırlatır. Doku daha sonra merminin çapının yaklaşık 12,5 katına kadar genişler. Ancak sadece yaklaşık 5 ila 10 milisaniye için gerilir ve sonra tekrar normal boyutuna küçülür. Örneğin 22 kalibrelik bir mermi 6.8 santimlik bir yara oluşturur. 38 kalibrelik bir mermi ise 11.1 santim genişliğinde bir yara oluşturur. Ve 45 kalibrelik bir mermi 12.7 santim genişliğinde bir yara açar. Bu ölçüler çok ufak olmasına rağmen genişleyen boşluk kafatasına kayda değer miktarda hasar verir. Bu yara bir vakum etkisi yaratır ve kafatasının içine hava hücum etmesine neden olarak kafatası boşluğunun genişlemesini sağlar ve yaradan yayılan ikincil kırıklara neden olur. Kırıkların çoğu şakaklar ve gözlerin arkasındaki orbital plakalar gibi yumuşak bölgelerde meydana gelir. Ateşli silahın gücü ne kadar yüksekse kafatasında o kadar fazla ikincil kırık meydana gelir. Bu kırıklar kafatasının ön ve arkası gibi daha kalın ve sert olduğu yerlerde meydana gelir. Yüksek güçten bahsetmişken sizce bu güce hangi faktörler katkıda bulunur? Bir mermiyi insan vücuduna daha fazla zarar verecek hale getiren nedir? Uzunluğu mu, hızı mı yoksa ağırlığı mı? Doğru cevap hızdır. Nedenini anlamak için kinetik enerji denklemine bir göz atalım. Denkleme göre bir merminin kinetik enerjisini bulmak için merminin ağırlığı hızının karesiyle çarpılır ve yerçekimi ivme sabitinin 2 ile çarpımına bölünür. Bu denklem özellikle de fizik dersi almadıysanız çok fazla bilimsel gibi görünebilir. Ama bunu şu şekilde basitleştirebiliriz. Daha fazla kinetik enerji daha fazla hasar demektir. Bir merminin kinetik enerjisi ne kadar yüksekse o kadar fazla hasar verir. Ve hızın bunu nasıl yaptığını da matematiksel olarak kanıtlayabiliriz. Örneğin elimizdeki tüm değişkenlerin değerini 10 yapalım. Ağırlık 10, hız 10 ve yerçekimi sabiti de 10 olsun. Denklemi çalıştırdığımızda kinetik enerjinin 50 olduğunu görürüz. Harika. Peki şimdi de merminin ağırlığını 2 katına çıkaralım. Bu durumda kinetik enerji de 2 katına çıkarak 100 olacaktır. Peki şimdi de hızı 2 katına çıkardığımızı düşünelim. Bu durumda ise kinetik enerji 2'ye katlanmaz. Tam olarak 4'e katlanır. Yani daha fazla kinetik enerji temelde daha fazla hasar demektir. Yani bu da kafatasına doğru daha güçlü bir basınç dalgası iletilmesi anlamına gelir. Tüfeklerin tabancalardan daha ölümcül olmasının nedeni de tam olarak budur. Yivli namludan çıkan merminin hızı düz bir namludan çıkan merminin hızına göre oldukça fazladır. Peki şimdi de kafadan vuruş sırasında kafatasının içinde neler olduğuna bir göz atalım. Mermi kafatasını deldiğinde ilk olarak kendi büyüklüğü bir yara oluşturur. Merminin kafatasını delip geçtiği durumlarda ise mermi kendisinden kat kat daha büyük bir çıkış yarası oluşturur. Bu durum merminin geçtiği plastik, metal, ahşap veya kemik gibi tüm yüzeyler üzerinde meydana gelir. Bunun nedeni ise merminin herhangi bir ortamdan geçerken önünde genişleyen bir şok dalgası yaratmasıdır. Buna ek olarak mermi geçtiği yüzeye bağlı olarak yırtılabilir veya mantarlaşarak yüzey alanını artırabilir. Kafatasının iç kısmına geldiğimizde ise mermi kemiğin eğilmesine neden olur. Merminin girdiği yer çok temiz ve küçükken çıktığı yer ise çok geniş ve dışa doğru genişlemiş vaziyettedir. Bu genişleme kafatasının parçalarını koparıp beyne fırlatarak beynin daha fazla hasar almasına neden olur. Beyne girdikten sonra ise merminin başına gelebilecek 3 şey vardır. Bunlardan birincisi merminin yavaşlayıp durması durumu. Mermi eğer kafatasını delerken yeterince enerji kaybederse beynin içinde ilerlerkenki oluşturduğu yolunda duracaktır. Muhtemelen duracağı yer ise kafatasının diğer ucundan çıkmadan hemen öncesidir. İkincisi ise merminin enerji kaybetmeden beynin içerisinden temiz bir şekilde geçmesi durumudur. Merminin başına gelebilecek üçüncü şey ise merminin kafanın içinde sekmesi durumudur. Mermi eğer yüksek güçlü bir tüfekten ateşlenmişse büyük olasılıkla beyni delip içinden geçecektir. Eğer bir tabancadan ateşlenmişse muhtemelen beyinde duracak ya da sekecektir. Sekmelerin çoğunda mermi kafatasının yuvarlak oluğunu takip eder. Kafatası aslında sandığımızdan çok daha güçlü bir kemiktir. Bu nedenle mermi kafatasının içinden geçerken çok fazla enerji kaybeder ve çoğu durumda sadece oluşturduğu oluk boyunca kayar ya da bazen kafa derisinin hemen altında oturur ve orada kalır. Son olarak tüm bu hengame sırasında beyne ne oluyor derseniz cevap kolaylıkla tahmin edebileceğiniz gibi çok kötü şeyler. Beyin katı, esnek olmayan ve inanılmaz derecede yumuşak bir organdır.
Fakat ne yazık ki bu özellikler beynin bir silah atışından aldığı hasarı azaltmak için yeterli değildir. Buna karşılık bağırsaklar, mide ve mesane gibi elastik organlar silah atışlarından daha az hasar alır. Basınç dalgasının meydana getirdiği enerji bu tür organlara temas ettiğinde dağılır. Çünkü bu organların elastikiyetinden dolayı doku gerilir ve enerjinin bir kısmını absorbe eder. Ancak karaciğer, pankreas, böbrek, kalp ve beyin gibi katı ve elastik olmayan organlar dokulara esnek olmadığı için merminin meydana getirdiği bu basınç dalgasından tam hasar alır. Son olarak merminin namludan beyne kadar kat ettiği mesafe beynin ne kadar hasar gördüğünü de belirleyebilir. Atış mesafesi yeterince uzaksa mermi kafadan bir taş gibi sekebilir. Ancak yine de bu sekme kafaya beyzbol sopası ya da çekiçle vurulmaya benzer bir yara açacaktır. Bu tür mesafeden ateşlenmiş bir mermi kafatasını delmese de ciddi bir hasara sebebiyet verir. Tabii böylesi mucizevi bir durumun gerçekleşebilmesi için yapılan bu atışın 100 metreden çok daha uzaktan yapılması ve bir tabanca ya da 22 kalibrelik gibi düşük güçlü ateşli silahlardan ateşlenmiş olması gerekir. Bir diğer yandan ateşli silahın namlusunun kurbanın kafasına yerleştirilip ateşlendiği durumlarda ise kurbanın beyni gerçek bir posaya dönüşür. Beynin bu durumlarda bir posaya dönüşmesinin ise iki nedeni vardır. Bunlardan birincisi silah kafaya bitişik olarak ateşlendiği için silahtan çıkan mermi kafatasına çarptığında en yüksek hıza sahiptir. Yani mermi beyne silahın kapasitesinin el verdiği en fazla enerjiyle hareket eder. İkincisi ise merminin ateşlendiği anda ortaya çıkardığı ısı ve genişleyen gazlar merminin oluşturduğu yaranın içine doğru ilerleyerek daha sonra kurbanın beyninde genleşir ve onu hamurlaştırır. Kurbanın beyninin bir posa haline gelmesine neden olan etmenler ise bunlardır. Tüm bu anlattıklarım gerçekten de ürkünç ve bir merminin beyinde neler meydana getirebileceğini bilimsel olarak anlatan şeyler olsa da ister inanın ister inanmayın kafadan vuruşlar %100 ölümcül değildir. Evet, ortalama olarak kafadan vuruşlar sadece doğru koşullar sağlandığında %90 oranında ölümcüldür. Bu videodan şimdilik bu kadar. Yeni serimiz Karanlık Bilim'in devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olarak fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için ise bildirimleri açmayı unutmayın.